Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. İkinci dönem, ikinci yazılıya hazırlık yapacağız sizlerle birlikte. Tabii ki hangi ders için? Biyoloji dersi için gençler. Takvimimizi gösteriyoruz. Bugün yazılımıza biyolojiyle hazırlık yapacağız. Arkasından coğrafya sizlerle birlikte olacak. Yarın da İngilizce ve din yazılısına hazırlık yapacaksınız gençler. Hazırlık kamplarını takip etmeyi unutmayın. Ama bugün yazılıya başlamadan önce size bir hazırlığımızdan daha bahsedeceğim gençler. 9'dan 10'a kampımız başlayacak yaz döneminde. Hemen size kitaplardan da biraz bahsetmek istiyorum. 10. sınıf çok önemli bir sınıf. Derslerimize ne kadar önceden başlarsak, hazırlıklarımızı tamamlarsak o sene o kadar başarılı oluyoruz. Biliyorsunuz ki fizik, kimya, biyoloji tekrarı yapabileceğiniz, matematik tekrarı yapabileceğiniz, hazırlık yapabileceğiniz aynı zamanda edebiyat, tarih, coğrafya hazırlık yapabileceğiniz kitaplarımız çıktı gençler. Mesela PKB'nin üstünden birkaç küçük bir şey göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki konuların tamamı birbiriyle bağlantılı. 9. sınıfta gördüğümüz konular özellikle mesela temel bileşenler 10. sınıfta da 11. sınıfta da 12. sınıfta da karşımıza çıkacak. Biz de ne yaptık? 10. sınıfta karşınıza çıkabilecek kısımların daha önceki gördüğümüz kısımlarla karşılaştırmasını, oradan bilgilerimizi hatırlatmaya amaçladık gençler. O yüzden kitabımızda 10. sınıfta görebileceğiniz kısımların eski hatırlatmaları yer alacak. Yani bu kitapları yaz döneminde çözdüğünüzde tabii ki biz de size konu anlatım kampları yapacağız. Bu kamplarla birlikte takip ettiğinizde 10. sınıfa bomba gibi hazırlanmış olacaksınız. Şimdi yazılı hazırlığımıza hazırsanız geçiyoruz. Müzik <laughs> Öncelikli olarak tabii ki hangi ünitelerden sorumluyuz? Bunlardan biraz bahsedeyim gençler. Hücre ünitesinin yarısı 9. sınıfın ilk dönemine kalmıştı. Yarısı da 9. sınıfın ikinci dönemine kalmıştı. Hücre ünitesi de birbiriyle tabii ki bağlantılı. Başını bilmediğimiz zaman sonunu yapabilmemiz mümkün değil. Arkasından da canlılar dünyası ünitesi geliyordu. Orada da canlıların sınıflandırılmasından alemlerden bahsetmiştik. Küçük küçük bir hatırlatma yapacağım. Ondan sonra sorularımıza geçeceğiz. Şimdi hücreye baktığımız zaman canlının en küçük yapı birimi hücredir diyorduk. Neden? Hücre çünkü içerisinde canlılık faaliyetlerinin gerçekleşebildiği en küçük birim. Organeller daha küçük ama organeller tek başına canlılığı sürdüremiyorlardı. Gençler hücresel yapısına göre de canlıları ikiye ayırmıştık. Bir prokaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Prokaryot ve ökaryotları kendi içerisinde karşılaştık karşılaştıracak olursak. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarda da ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda da mutlaka DNA dediğimiz kalıtım materyali bulunacaktı. DNA'ya baktığımız zaman prokaryotlarda çift zincirli iki ucu birbirine birleşik halde bulunuyordu. Ökaryotlarda çift zincirli fakat iki ucu birbirinden ayrı şekilde bulunacaktı. Yine RNA dediğimiz ribonükleik asit de genetik materyal olarak hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organel de prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunuyordu. Bunun haricinde hücre zarının ve sitoplazmanın da ortak olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Ökaryotların prokaryotlardan farkı DNA'larının etrafında bir zar vardı. Yani onlar çekirdekli hücrelerdi. Endoplazmik retikulum gibi, Golgi gibi, koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda hiçbiri bulunmuyordu miyordu Prokaryot hücre yapısına sahip olan alemlerimiz bakteriler ve arkelerdi. Ökaryot hücre yapısına sahip olanlar ise protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılardı. Buradan bir hücre sayısına da değinmek istiyorum gençler. Bakterilere ve arkelerle baktığımız zaman tamamının tek hücreli olduğunu görüyorduk. Protista aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Mantarlar alemi için de aynı şey geçerliydi. Maya mantarı gibi tek hücreli mantarlar da var, şapkalı mantar gibi çok hücreli mantarlar da vardı. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreli, hayvanlar alemindeki canlıların tamamı çok hücrelidir. O zaman buradan bir genelleme yapıştırabiliyorum. Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Çok hücreliler ökaryottur diyebilirim ama tüm tek hücreliler prokaryottur diyemem gençler. Çünkü ökaryot olup da tek hücreli olanlarımız da vardı. Devam edecek olursak ökaryot hücreleri incelemeye başlamıştık. Merkezden çevreye doğru gidiyorduk. Ortada tabii ki ne olacaktı ökaryot hücrelerde? Kalıtsal materyalin de içerisinde bulunduğu tabii ki çekirdek bulunacak. Çekirdeğe baktığımız zaman da çekirdeğin de etrafında çekirdek zarı adını verdiğimiz hücre zarı gibi çift katlı bir zar katma vardı. Madde alışverişinin gerçekleştiği delikler vardı. Hatta bu delikler hücre zarındaki deliklerden daha büyük yapılıydılar. Çekirdeğin içerisinde tabii ki çekirdekçik de yer alacaktı. Stoplazmadan daha farklı bir kıvamda çekirdek plazması yer alıyordu. Genetik materyalimizde kromatin halinde bulunuyordu. Kromatin denmesinin sebebi aslında bizim DNA'mızın etrafını protein kılıflar sardığı zaman onlar kromatin iplik haline dönüş diyorlardı Hücreyi düşündüğümüz zaman da şurayı çekirdek olarak isimlendirirsek çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kısmın tamamı sitoplazmaydı. Yani sitoplazma sıvı kısım değil gençler. Hücre iskeleti elemanlarından organellerden ve sıvıdan oluşan kısmın tamamına birden sitoplazma ismini veriyoruz. Tabii ki burada bir sıvı kısım yer alacak organeller yer alacak ve hücre iskeleti elemanları yer alacak olacak Organellere de baktığımız zaman zar durumlarına göre bu organelleri gruplandırabiliyorduk. Tek zarlı organellerimiz, zarsız organellerimiz ve çift zarlı organellerimiz vardı. Birer cümleyle görevlerini de hatırlatayım gençler. Ribozom dediğimiz zaman bir kere kafadan yapıştırdın. Prokaryot, ökaryot tüm canlı hücrelerde bulunan bir organelden bahsediyoruz. Kendisi zarsız tabii ki. işi de neydi? Protein sentezini gerçekleştirmek. Stoplazmada serbest halde bulunabildiği gibi aynı zamanda bazı organellerin üzerinde içinde de yer alabiliyordu. Mesela endoplazmik retikulumların üzerinde ise biz onlara granüllü ER ismini veriyorduk. Veya mitokondrinin kloroplastın kendine ait ribozomları bulunuyordu gençler. Sentrozom dediğimiz zaman o da zarsız bir organeldi. Hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan organelden bahsediyorduk. Sentrozom organeli en çok kim da karşımıza çıkacak. Hayvansal hücrelerde çok karşımıza çıkacaktı. Unutmuyorsun. Bitkisel hücrelerde gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. Onlar da tabii ki iyi ipliği oluşturuyorlar ama sitoplazmada bulunan bazı özel bölgeler tarafından bu iş gerçekleştiriliyordu. Sonra lizozom organeline bakacak olursak hücre içi sindirimin gerçekleştiği organelde içerisinde enzimler yer alıyordu büyük moleküllü bir şeyi endostoz yaparak içeriye aldıysak bu bir bakteri de olabilir, mikroorganizma da olabilir, besin de olabilir. O zaman lizozomun içerisindeki enzimler devreye girip bunun parçalanma işini gerçekleştiriyordu. Koful'da tek zarlı bir organel bulundurduğu maddeye göre farklı isimler alabiliyordu. Mesela içerisindeki besinse besin kofulu diyorduk. İçerisindeki atıksa boşaltım kofulu ismini veriyorduk. Ya da depolanacak bir madde ise depo kofulu ismini veriyorduk. Neyi karıştırmayacaksın? Kontraktil koful dediğimiz bir koful vardı. Tatlı suda yaşayan tek hücrelerde bulunuyordu. Bunlar tatlı suda yaşayan tek hücreler ya amip öglene paramesyumdan bahsediyoruz. Su hep hücre içerisine girmek istiyordu. Hücre içine devamlı devamlı su girerse bunlar şişer 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 patlar. Patlamasınlar diye kontraktil kofulları vardı. Enerji harcayarak fazla suyun dışarıya çıkılmasın çıkmasını sağlamış oluyordu. Peroksizom biraz lizozoma benzer. Neden? Bunun da içerisinde enzimler var. Ama bunun içindeki enzimler zehirli maddeleri zehirsiz hale getiriyordu. Endoplazmik retikulum dediğimiz zaman aslında hücre zarının uzantısı gidiyor. DNA'nın etrafını da sarıyor, çekirdek zarının oluşmasını da sağlıyordu. Çekirdek zarıyla hücre zarı arasında bulunan kanalcıklar sistemidir diyebiliriz. Hücrenin iskeleti gibi görev yapıyordu. Mekanik etkilerden zarar görmesini engellemiş oluyordu. Buraları odacık odacık ayırıp farklı e, tepkimelerin farklı alanlarda gerçekleş sağlıyordu. Bir de üzerinde ribozomlar bulunan endoplazmik retikulum kısımlarına granüllü ER ismini veriyorduk. Diğerlerine granülsüz veya düz ER ismini veriyorduk gençler. Golgi aygıtı dediğimiz zaman da genellikle endoplazmik retikulumdan bir parça kopmasıyla meydana geliyordu. Salgılama paketleme dediğimiz zaman da Golgi ilk aklımıza gelecekti. Mitokondri organeline ve plastitlere de bakacak olursak mitokondri organeli Oksijenli solunum yapan ökaryotlarda bu işin gerçekleştiği organelde oksijenli solunum tepkimelerinin bir kısmı sitoplazmada gerçekleşir. Ökaryotlarda bir kısmı ise mitokondri organelinde gerçekleşiyordu. Çift katlı bir organel İçinde bir sıvı bir de zar sistemi vardı. Sıvısına Matrix ismini, zarına ise Krista ismini veriyorduk. Aynı zamanda kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu da tabii ki bulunuyordu. ETS elemanları da bulunacaktı. Plastitler dediğimiz zaman özellikle fotosentez yapan ökaryot hücre yapısına sahip hücrelerde bulunur gençler. Kloroplast, kromoplast, lekoplast olmak üzere 3 tane çeşidi vardı. Kloroplastla mitokondri'nin karşılaştırma sorularına özellikle dikkat edin. Mitokondri oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Oksijenli solunumu söyleyin bana siz de benimle birlikte. Huf, diye havayı içeriye çektim. Yani oksijeni aldım. İçeride kiminle yaktım? Besinle mesela glikozla yaktım. Yaptığım zaman da dışarıya ne veriyordum? Karbon dioksit artı su veriyordum. Bu neyin tepkime denklemiydi? Oksijenli solunumun tepkime denklemi. Kloroplastta ise bunun tam tersi fotosentez tepkimeleri gerçekleşiyordu. Bitkiler özellikle karbondioksit ve suyu tepkime sokup buradan besin ve oksijen çıkışını gerçekleştirebiliyorlardı. Kloroplasta mitokondri gibi çift sarlı, onun da yine mitokondri gibi kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomları, elektron taşıma sistemi elemanları vardı. Kloroplastların da tabii ki bir zar sisteminden bir de sıvısından bahsedeceğiz. Tilakoid zarlar üst üste gelerek granum granaları meydana getiriyordu. Sıvısına da stroma ismini veriyorduk. Bitkilere baktığımız zaman bitkiciklerimiz sadece yeşil renkli değil, bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan plastitler de bulunacak. Bunlar da kromoplastlardı. Mesela domates kırmızı, patlıcan mor, limon sarı. Bu rengin oluşmasını sağlayan kromoplast organelleriydi. Lokoplastlar ise renksizdi. Gen gençler bitkinin ışık görmeyen kısımlarında madde depolaması işini gerçekleştirmiş oluyorlardı. Hemen devam ediyorum. Sonra hücre zarının yapısından ve hücre zarından madde geçişlerinden bahsettik. Hücre zarının yapısına baktığımız zaman hücre zarı tabii ki tüm canlılarda ortak yapısında karbonhidrat, yağ ve proteinler vardı. Şekil bizi yanılgıya düşürmeyecek. Bu sarı sarı gördüğümüz fosfolipitler dediğimiz yağlardı şu mavim trak morum trak gördükleriniz proteinler bir de karbonhidratlar bulunuyordu. Şekle bakarsan sanki yağlar çokmuş gibi görünür ama biz düşmüyoruz. Hücre zarının yapısında en çok proteinler bulunacak. Sonra yağlar yani fosfolipitler bulunacak. En az miktarda da karbonhidratlar vardı. Fosfolipitler çift sıralı olarak diziliyordu. Bunların arasında boydan boya kanal görevi gören gömülü olan proteinler veya yüzeysel proteinler bulunuyordu. Karbonhidratlar da asla tek başına bulunamazdı. Lipite bağlandıysa biz ona ne ismini vereceğiz? Glikolipit. Proteine bağlandıysa ne ismini vereceğiz? Glikoprotein ismini vereceğiz. Hücre zarından madde geçişleri dediğimiz zaman... <laughs> bir küçük moleküllerin geçişi bir de büyük moleküllerin geçişi söz konusu oluyordu. Küçükle neyi kastediyorum? Hücre zarının yapısından madde alışverişinin sağlandığı delikler var. Bunlara por ismi veriliyor. Bir şey por'dan geçebiliyorsa küçüktür, por'dan geçemiyorsa büyüktür diyeceğiz gençler. Küçük moleküllerin taşınmasında pasif taşıma veya aktif taşıma ile gerçekleştiriyorduk. Ben molekülleri çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru gönderiyorsam buna pasif taşıma ismini veriyorduk. Tabii ki enerji harcanmayacak. Basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz olmak üzere kendi içerisinde 3'e ayırmıştık. Basit difüzyon dediğimiz zaman şu yağların arasından akış söz konusu oluyordu. Kolaylaştırılmış difüzyonda protein kanallardan geçiş söz konusuydu. Ozmoz ise suyun difüzyonuydu. Aktif taşıma dediğimiz zaman da bu sefer molekülleri ne yapacaksın? Az oldukları yerden çok oldukları yere doğru göndermeye çalışacaksın. Bir şeyi az olduğu yerden çok olduğu yere doğru göndermek istiyorsan tabii ki enerji harcaman gerekiyordu. Büyük moleküllerin geçişine bakacak olursak hücre zarından geçemeyecek bir X büyük molekülü var. Gitti hücre bu X molekülüne doğru yalancı ayaklar oluşturdu. X'in gitti iyice bir etrafını sardı. Hop bir baktım. X'i içeriye almış. Hücre zarından bir parça da X'in etrafında kopmuş, gelmiş, etrafını sarmış. Endositoz ismini veriyoruz. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre içerisine alınmasına endositoz denir. Aynı şekilde büyük maddelerin dışarıya doğru atılmasına ise egzositoz ismini veriyoruz. İster endositoz olsun ister egzositoz olsun ikisinde de enerji tabii ki harcamak zorunda hücremiz. İçeriye aldığım büyük şey katı büyük bir şey ise fagositoz sıvı büyük bir şey ise pinositoz ismini vereceğiz. Buradan bilimsel yöntem basamaklarına geçiyorum. Sadece biyoloji bilimi için değil tüm bilim dalları için bilimsel çalışma yöntem basamakları kullanılır gençler. Tabii ki yapılan çalışmaya bilim dalına göre farklı basamaklar farklı şeyler de yapılabiliniyor. Öncelikli olarak gözlemler yaptım verileri topladım. Buna bağlı olarak da ne oluşturacağım bir problemi tespit edeceğim. Problemimi tespit ettikten sonra problemin çözümü çözümüne dayalı, çözümüne yönelik geçici bir çözüm yolu oluşturacaktım. Buna da hipotez ismini vereceğiz. Hipotezimi kurdum. Sonra ne yapmam gerekiyor? Hipotezime dayalı bir tahminde bulunacağım uzun cümlelerde. Eğer bıdı bıdının sebebi bıdı bıdı ise tüm bıdı bıdılılarda bu olmalıdır tarzında. Eğerle başlayan ise ile devam eden dırla biten uzun bir cümle kurdum. Bir tahminde bulundum. Şimdi tahminim doğru mu değil mi ne yapmam lazım? Kontrollü deneyler yapmam lazım. Bir tane hiçbir şeyine karışmadığım, ekstra bir şey vermediğim grup oluşturacağım. O benim kontrol grubu dediğim grup. Yani hiçbir şey yapmadığım zaman gelişim nasıl oluyor bunu gözlemleyeceğim. Bir de benim deney grubu dediğim farklı parametreler uygulandığım gruplarım olacak. Kontrollü deneylerimin sonucunda iki tane cevap karşıma çıkabilir. Bunlardan bir tanesi der ki senin kontrollü deneyin hipotezini destekledi. Yani senin kurduğun hipotez doğru. Eğer öyle söylerse ben gideceğim konferanslara diyeceğim ki ben bunu buldum şöyle çalışma yaptım makaleler yazacağım bunu bilim dergilerine göndereceğim. Tüm bilim insanlarını bu durumdan haberdar edeceğim. Diğer bilim insanları da bu konuyla ilgili çalışmalar yapacak. Evet diyecek yaptığı deneyler doğru biz de denedik aynı sonuçları elde ettik. O zaman benim yaptığım çalışmalar gerçek halini almış olacak. İkinci alternatif kontrollü deneyleri yaptım. Benim hipotezimi desteklemedi. O zaman ne yapmam lazım? Tekrar veri toplamama gerek yok. Tekrar problem tespit etmeme gerek yok. Hop, hipotezimi değiştireceğim. Diyeceğim ki bu hipotez yanlışmış. Aslında şu olmalı deyip yeni bir hipotez kuracağım gençler. Kanundan ve teoriden de bahsedeyim. Kanun dediğimiz şey belli bir olayın belirli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini anlatır. Yer çekimi kanunu gibi bir kanunumuz var mesela. Ne diyor? Dünyadaysan, bilmem ne atmosfer basınçtaysan, yok denizden şu kadar seviyeye, uzaklıktaysan Havadan bıraktığın cisim yere düşer diyor. Olayın çerçevesini çizip olayı anlatıyor. Kanunlar değişmez. Adam demiyor ki uzayda attığın şey yere düşer. Şartları oluşturursam bu böyle olur diyor. O yüzden kanunlar değişmez gençler. Teoriler ise <laughs> Mesela hücre teorisi gibi bir teorimiz var. Arkasında güçlü deliller bulan bulunan açıklamalardır. Mesela hücre teorisiyle ilgili diyoruz ki canlının en küçük yapı birimi hücredir. Tüm canlılar bir veya birden fazla hücrenin birleşmesiyle meydana gelir. Hücrenin içerisinde genetik materyal bulunur. Yaptığımız tüm çalışmalar günümüzdeki bu hücre teorisini destekliyor. Ama teknoloji daha da gelişir. Daha farklı ee, teknolojik aletler, bilimsel aletler geliştirilir. Bu teori zamanla çürüyebilir. Teoriler zamanla kanuna dönüşmez gençler. Teori başka bir şey, kanun başka bir şeydir. Unutmayın. Devam ediyorum. Üçüncü ünitemiz canlılar dünyasıydı. Canlılar dünyasının içerisinde canlıların çeşitliliğini ve sınıflandırmasını gördük. Canlıları kendi içerisinde altı tane aleme ayırmıştık. Yani en büyük gruplandırma basamağımız alem. Onun haricinde uluslararası düzeyde canlıları sınıflandırabilelim. Aradığımız zaman kolay bulabilelim diye de grup lara ayırıyoruz. Nasıl kodladık? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamıştık. Bunu aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya yazabilmem benim için çok önemli. Hem üniversite sınavı için hem okul yazılısı için gençler. Çünkü bunun hem sözel soruları karşımıza çıkıyor hem de grafiksel soruları karşımıza çıkıyor. E ne yapmışız? Canlıları sınıflandırma gereksinimi duymuşuz. Sadece biz mi duymuşuz? Çok eski dönemlerden bu yana canlılar sınıflandırılmak istenmiş gençler. Çok eski dönemlerde yapılan Aristo'nun milattan önce 300'lü yıllarda yaptığı sınıflandırmaya ampirik sınıflandırma, yapay sınıflandırma ismini veriyoruz ampirik dandik sınıflandırmadır. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Tabii ki o zamanın şartlarına, teknolojisine, bilimine göre yapılan bir sınıflandırmadan bahsediyoruz. Bilim insanı çıkmış dışarı ne yapmış? Canlıları gruplandırmaya çalışmış. Demiş ki bitkiler var, bir hayvanlar var. Bitkilerin üçe ayırmış ağaçlar, çalılar, otlar var demiş. Hayvanları da karada yaşayanlar, suda yaşayanlar, havada yaşayanlar diye üçe ayırmış. Ama biz biz günümüzde ne yaptık? Altı tane aleme ayırdık. Her suda yaşayan birbiriyle yakın akrabadır demiyoruz. Her havada uçan birbiriyle yakın akrabadır demiyoruz gençler. Tabii ki o dönemin şartlarından bahsediyoruz. Günümüzde geçerli olan sınıflandırma ise filogenetik yani doğal sınıflandırmadır. Teknolojinin bize el verdiği her şeye bakacağız. Anatomik morfolojik, fizyolojik, genetik benzerlik, protein benzerliği, embriyonik gelişim benzerliği gibi hepsine bakarak canlıları sınıflandırma yapıyoruz. Filogenetik sınıflandırma yaparken analog organ ne demekti? Homolog organ ne demekti? Analog organ kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardı. Mesela ne dedi? Ampirik sınıflandırma yapanlar, sivrisinek havada uçuyor, leylek havada uçuyor. İkisinin de kanadı var. O zaman bunlar birbiriyle yakın akrabadır. Biz günümüzde de ne diyoruz? Sinek dediğin böcektir, işte leylek dediğin kuştur. Ne alakası var? Bunlar birbirinden uzak akraba, farklı gruptalar. Analog organlar ampirik sınıflandırmada kullanılır gençler. Homolog organlar ise kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olan organlardır. Homolog organları ise filogenetik sınıflandırmada kullanıyoruz. Devam ediyorum. Canlıları altı tane aleme ayırdık. Prokaryotlar, bakteriler ve arkelerdi. Ökaryotlar ise protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar aleminde olan canlılardı. Canlıları sınıflandırdıktan ve özelliklerini anlattıktan sonra da canlı alemleri son buluyor. Canlı alemleri bitince işin içerisine kim giriyor? Virüsler giriyor. Gençler, canlı mı cansız mı olduğu tartışma konusu olan biyolojik varlıklardan bahsediyoruz. Biz canlı alemleri içerisinde en gelişmemiş olan bakterileri biliyoruz. Gözümüzle görmemiz mümkün değil ancak mikroskopla bakteriler görülebiliyor. Bunlar bakterilerden de daha küçük biyolojik varlıklar. Hem canlılara hem cansızlara benzer özellikleri var. Mesela prokaryotları en basitinden düşünecek olursak tüm canlıların DNA'sı, RNA'sı, stoplazması, hücre zarı bulunuyor. Bunların hücre zarı yok, stoplazması yok. Yok. Genetik materyal bulunduruyorlar ama ya DNA bulunduruyorlar ya da RNA bulunduruyorlar. İkisini aynı anda bulunduramıyorlar. Hücre içi zorunlu parazitler parazit olmak canlılık özelliğidir ama bunlar büyümüyor, gelişmiyor, solunum yapmıyorlar. E bunlarda cansızlara benzer özelliği oldu ama birey sayılarını arttırabiliyorlar yani üreyebiliyorlar çoğalabiliyorlar bu da canlılara ait bir özellik oldu gençler o yüzden biyolojik varlık olarak kabul ediliyorlar buradan da hemen sorularıma geçiş yapıyorum öncelikli olarak tabii ki doğru yanlış soruları karşımıza çıktı. <laughs> Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara D harfi, yanlış olanlara Y harfi yazınız diyor. Aynı cinste bulunan canlılar aynı sınıfta bulunurlar. Mutlaka yazılı da karşınıza çıkacak. Hocanın yüzde yüz soracağı bir kısımdan bahsediyorum gençler. Neden? Çünkü ne dedim size en başta? Kodlamayı verdim. Bunu aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya doğru yazmanız çok önemli dedim. Grafik yazar, cins demez, sınıf der. Sınıf demez, şube der. Şube demez, alem der. Fark et etmez. Sen ne yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar hocam diyorsun. Yani canlılar alem şube sınıf takım aile cins tür olarak gruplandırılıyordu. Aynı cinste bulunan canlılar kimden bahsediyorum? Şu X ve Y canlısı aynı cinste bulunuyormuş. Aynı cinste bulunuyorsa yukarıya doğru da aynı olmak zorunda. Yukarıya doğru mutlaka aynı basamak içerisinde gruplandırılmış olacaklar. Haliyle aynı cinste bulunanlar mutlaka aynı sınıfta da bulunacak gençler. Aşağıya doğruyu bilemem. Mesela sana deseydi ki işte X ve Y canlısı aynı takımdadır. Hocam kesinlikle aynı sınıftadır, aynı şubededir, aynı alemdedir diyecektin. Aşağıya doğrusuyla ilgili bilemem. Olabilir olmaya da bilir unutmayın. O zaman buna doğruyu yapıştırdım. Yapay sınıflandırma yapılırken homolog organ benzerliği dikkate alınır. Yapay sınıflandırma ampirik dandik sınıflandırmaydı. AA ampirik sınıflandırma yapılırken analog organlar dikkate alınır. Yani kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardan bahsediyoruz. O zaman bu da bizim için yanlış. Aynı türden olan sağlıklı bireylerin kromozom sayısı farklı olabilir. Sağlıklı kelimesi bizim için önemli. Aynı tür Canlıların kromozom sayıları aynı olmak zorunda. Tüm insanlar 46 kromozomlu, tüm balıklar, işte tüm köpekler 78 kromozomlu, tüm arılar 16 kromozomlu gibi. Sağlıklı niçin önemli? İnsanlarda da 47 kromozomlu, Down sendromlu bireyler var ya da işte 45 kromozomlu Turner sendromlu, Klinefelter sendromlu bireyler var gençler. Ama sağlıklı dediği için bizim için önemli oluyor. Sağlıklılarda kromozom sayısı sabit olmak zorundadır. O zaman bu da bizim için yanlış. Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artarken çeşitlilik azalır diyor. Şimdi alemden türe doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Aynı türde mi çok canlı vardır? Aynı alem içerisinde mi çok canlı vardır? Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı tabii ki azalır. Çeşitlilik de gençler azalır aynı cinste 5 canlı varken aynı alemde 25 tane canlı vardır gibi düşünebilirsiniz. Hemen buna da yanlışı yapıştırdım. Devam ediyorum. Mantarlarda peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulunur. Ta canlıların temel bileşenleri konusunda ee, öğrendik gençler. Biyoloji için ben size aralarda söylüyorum ya aslında temel bileşenler çok önemli. Şimdi burada öğrendiğimiz üçüncü ünitede de karşımıza çıkacak, ikinci ünitede de karşımıza çıkacak diye. Ta canlıların temel bileşenlerini anlatırken karbonhidratlardan polisakkaritlerde kitini gördük. Kitin için dedik ki bir polisakkaridir. Yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle bir oluşmuştur. Aynı zamanda mantarların hücre duvarının yapısında bulunur dedik. Ta 3. üniteye geçtik. Mantarlar karşımıza çıktı. Peptidoglikan yapılı hücre duvarlarının bulunduğuna yanlış dememiz gerekiyor. Çünkü kitin yapılı hücre duvarları var. Arkelerde endospor oluşturan veya fotosentez yapan türler bulunmaz diyor. E baktığımız zaman endospor oluşturmak bakterilere özgü bir özellikti. Bakteriler zor bir şartla karşılaştıkları zaman DNA'larını eşliyorlardı. DNA'larının etrafına sert bir kılıf örüyorlardı. Zor şartlardan canlı hücre zarar görse bile genetik materyalini korumuş oluyordu. Endospor oluşturmak kesinlikle bir üreme şekli değil gençler bakterilerin yaşama şansını arttıran bir adaptasyondur. Arkelerde bu durum söz konusu değildi. Aynı zamanda arkelerin fotosentez yapan bir türü de yoktu. Bitkiler çok hücreli ökaryot canlılardır. Buraya kadar doğru. Bitkilerin tamamının çok hücreli olduğunu, ökaryot hücre yapısına sahip olduğunu söyledik tümü tohumla çoğalır. Hadi oradan. Bizim tohumsuz çoğalan bitkilerimiz de var. Karayosunu gibi bitkilerden bahsediyoruz. O yüzden bu bizim için yanlış. Mantarlar tek ya da çok hücreli ökaryot hücre yapısına sahip heterotrof canlılardır diyor. E baktığımız zaman mantarların tamamının çok hücreli olmadığını, bazılarının tek bazılarının çok hücreli olduğunu söyledik. Hücresel yapı bakımından tabii ki ökaryotlardı. Heterotrof yani besini dışarıdan hazır olarak alan canlılardı. O zaman bu da bizim için doğru oldu. Geçiyorum doğru yanlışlarımın devamına omurgasız hayvanlar 6 sınıfa ayrılırken omurgalı hayvanlar 5 sınıfa ayrılır demiş. Sanki biraz ters mi söylemiş bir bakalım. Omurgasız hayvanları nasıl aklında tutacaktın? Omurgasız hayvanlar seda, sayan, sosis, yedi şeklinde aklında tutabilirdin süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler yani altı sınıfa ayrılmış oluyordu doğru. Omurgalı hayvanlara da baktığımız zaman balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklinde biskrem şeklinde kodlamıştık. Buraya ne dedim? Seda sayan sosis yedi. Buraya da biskrem dedim. Omurgası hayvanlar 6'ya ayrıldı. Omurgalı hayvanlar ise 5'e ayrıldı. O zaman bizim için doğru. Omurgasız hayvanlarda sinir kordonu karın tarafındadır diyor. Bir kere omurgasız denmesinin sebebi bir omurgasının olmamasından kaynaklanıyor. Bizim sırt kısmımızda omurgamız onun içerisinde de ana sinir şeridimiz yani omur iliğimiz var. Omurgasızlarda ise sinir kordonu karın tarafında yer alıyor. Hatta unutmuyorsun omurgasızlardan sinir sistemine sahip olmayan bir tür de var. O da kimdi? Süngerlerdi gençler. O zaman bu da bizim için bakıyorum doğru oldu. Protista aleminde tek hücreli ve çok hücreli her çeşit beslenme tipine sahip olan ökaryot canlılar vardır diyor. Baktığımız zaman protista aleminde tek hücreli amip, öglana, paramesyum gibi beslenen canlı, tek hücreli canlılarımız var. Ondan sonra bazı aykler çok hücreli bunu kabul edebildim. Her çeşit beslenme tipine sahip dediği zaman iki çeşit beslenmeden bahsedebiliriz ototrof beslenen canlılarımız var. Heterotrof beslenen canlılarımız var. Ototrof kendi besini kendi üretiyor. Heterotroflar besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılıyorlardı. Ototroflar da bu işi ya fotosentez yaparak ya da kemosentez yaparak gerçekleştiriyorlardı. Öglena buradaki hem ototrof hem heterotroflara da örnekti. E baktım protist alemi içerisinde kemosentez yapan bir tür yok. O zaman bizim için yanlış. Virüsler zorunlu hücre içi parazittirler. Tek çeşit nükleik asit bulundururlar. Bu tabii ki doğruydu. Zorunlu hücre içi parazit demek ne demek? Hücre bulamadığı zaman birey sayısını arttıramıyordu. Ya DNA'ları ya da RNA'ları vardı. Yani tek çeşit nükleik kasit bulundurabiliyorlardı Arkeler ekstrem ortamlarda yaşayabilecek özelliklere sahiptir. Ekstrem ne demek? Uç koşullar anlamına geliyor. Ekstrem spor yapıyorum. Ne yapıyorsun? Paraşütle atlıyorum. Banki camping yapıyorum. Yani zor, uç koşullardan bahsediyoruz ekstrem derken. Arkeler de bu şartlarda yaşayabiliyorlardı. Mesela gidiyorsun tuz gölü. Buradaki tuz oranı çok fazla. Burada canlı yaşamaz diyorsun. Bir bakıyorlar yaşayan arke var. Volkanik eee Volkanların diyeyim, volkalik demeyeyim, volkanların ağzına bakıyorlar, aşırı derecede sıcak. Normalde canlı burada yaşamaz diyorlar. Bir bakıyorlar, yaşayan arkeler var. Çok soğuk, çok sıcak, çok tuzlu, çok asidik, çok bazik ortamlarda yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. O zaman bu da bizim için tabii ki doğru oldu gençler. Türler adlandırılırken ilk isim cins ismidir diyor. Türlerin isimlendirmesinde binomial adlandırma dediğimiz ikili isimlendirme kısmından bahsediyorduk. Birincisi büyük harfle yazılıyordu. Mesela pinus nigra olarak yazmış olayım. İtalik yani eğik olarak yazılması gerekiyordu. Birincisinin baş harfi büyük, ikincisinin baş harfi küçük olacaktı. İlk isim bizim için cins adı oluyordu. Yani hangi cinse bağlı olduğunu gösteriyordu. Nigra dediğimiz ikinci isim ise burada yardımcı ad dediğimiz ad olacak gençler. İkisi bir araya geldiği zaman tür ismini meydana getirmiş oluyordu. O zaman türler adlandırıl adlandırılırken ilk ismi cins ismidir tabii ki doğru diyeceğiz. Aynı zamanda ilk kelimeye bakarak canlıların akrabalık derecesi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sana oraya beş tane tür yazmış. Pinus, Pinea, Morus, Nigra, Pinus, Nigra gibi. Sen ilk kelimelere bakıyorsun aynı. O zaman bunlar aynı cinstedir diyorsun. Yukarıya doğru da aynı olmak zorunda. Yani bunlar yakın akrabadır diyorsun. İkinci kelimenin aynı olması bizim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Unutmayın. Tam parazit bitkiler fotosentez yapmaz. Tam parazit dediğimiz zaman demek ki bu su mineral ihtiyacını konaktan karşılıyor aynı zamanda besin ihtiyacını da konaktan karşılıyor. Yani tabii ki tam parazit bitkiler fotosentez yapmayacak gençler. Buradan da hemen boşluk doldurmalarıma geçiyorum. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz diyor. Hadi sizle birlikte başlayalım. Kuş kanadı, kelebek kanadı nokta nokta organdır diyor. Dersin başında da anlattım. Homolog organ, analog organ dediğimiz organlar var. Analog ne demek? Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardı. Hadi şunlara da not almış olayım belki biraz daha. Aklınızda kalır. Mutlaka okul yazılısında analog organ, homolog organ kısmı da çıkacaktır. Gençler siz de ben bitirince bir SS alın. Hemen analog organlara geçiyorum. Analog organ ne demekmiş? Bunların kökenleri farklı oluyormuş ama görevleri aynı oluyormuş gençler. Homolog organlarda ise kökenler aynı oluyor. Görevlere baktığımız zaman aynı veya farklı olabiliyor. Aslında ben nereye bakacağım? Kökene bakacağım. Kökenleri farklıysa analogdur, kökenleri aynıysa homologdur'u yapıştıracağım. Nereden aklında da tut. Aslında nasıl hayal et? Kuşun kanadı, kelebeğin kanadı kökenlere bakılıyor da embriyonik tabakaları bilmediğimiz için buradan yüzde yüz soruları tutturuyorsunuz. Kuşun kanadı kuş koskoca kuş kanat yiyoruz tavuk kanadı yiyoruz içinde kemik var dışı et. Gittim kelebeğin kanadına baktım kelebeğin kanadı ise böyle ince zarsı bunların kökeni aynı olamaz ama o da uçmaya yarıyor bu da uçmaya yarıyor deyip analogu yapıştıracaksın yani bu ikisi birbiriyle analog organdır diyeceksin Glikozun fazlası dıt dıt alemindeki canlılarda glikojen olarak depolanır. Ha, yine bir hatırlatma yapıyorum. İki tane depo karbonhidrat görmüştük. Bunlardan birincisi glikojendi. İkincisi ise nişasta dediğimiz karbonhidrattı. Nişasta kimlerin depo karbonhidratı? Bitkilerin. Kalanlara glikojeni yapıştırabilirsin. Kalanlarla kastettiğim kim? Tabii ki alemleri yazmaya başla. Bakteriler alemindekilerin depo karbonhidratı glikojendir. Hayvanlar alemindeki canlıların depo karbonhidratı glikojendir. Mantarlar alemindeki canlıların depo karbonhidratı da tabii ki glikojen olacak. Kim kaldı? Arkeler ve protistler kaldı. Arkeler alemindeki canlıların da depo karbonhidratı glikojendir. Yani bunlar glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyorlar nişasta olarak da bitkiler depoluyor. Gençler protistle ilgili soru karşınıza çıkmaz. Balıklarda azotlu boşaltım ürünü dıt, dıt memelilerde dıt demiş. Ben tabii ki size yine bir küçük not tutacağım. Bakayım burası görünüyor mu? Görünüyor. Bizim üç tane bunu da not alın lütfen gençler. Eğer hocanız zor soru sormak istiyorsa biraz sizi karşılaştırma yapmak istiyorsa buradan soru soracaktır. Mesela şöyle göstereyim. Azotlu boşaltım atıklarını amonyak, üre ve ürik asit olmak üzere kendi içerisinde üç'e ayırmıştık. Şöyle de baktığımız zaman kim ne olarak atıyordu? Amonyak çok zehirliydi. Çok fazla derecede suyla dışarıya atılması gerekiyordu. Suya kolay ulaşabilen canlılar tabii ki amonyak halinde atacaklar. Yani balıkların azotlu boşaltım atığı amonyak olacak. Üreye baktığımız zaman orta derecede zehirli, orta derecede suyla dışarıya atılması lazım Kimler atabiliyordu iki yaşamlılar dediğimiz işte kurbağalar amfibiyalar üre halinde atacaklar aynı zamanda memelilerin de azotlu boşaltım atığı tabii ki üreydi günde bir buçuk iki litreye yakın idrar dışarıya atıyoruz eğer vücudumuzda amonya üreye çevirmeseydik günde 10-15 litre idrar çıkartmamız söz konusu olurdu bu da hayatımızın tuvalette geçmesi anlamına gelirdi tabii ki gençler ürik asit en az zehirli olan en az suyla dışarıya atılıyor. Vücudunda suyu tutmak isteyen, suyu dışarıya atmak istemeyen canlılar ürik asit halinde atacak. Kimlerden bahsediyoruz? Tabii ki kuşlardan ve kalanlar olarak. Sürün genlerden bahsediyoruz gençler. Hadi belki çıkarsa omurgalı değil ama eklem bacaklılarda ürik asit halinde atıyorlar. Hatta kuşlara bakarsanız evinizde, mevinizde beslediğinizde ya da işte ay omzuma kuş pisleri gideyim bir Milli Piyango bileti alayım diyoruz ya. Kuşlarda doğrudan bir idrar çıkışı söz konusu değil. Onlar katı atıklarına hafif suyla dışarıya veriyorlar. Direkt bir idrar çıkışı söz konusu olmuyor. O zaman balıklarda azotlu boşaltım ürününe hemen amonyakı yapıştırdım. Memelilerde ise neymiş gençler? Üreymiş. Bakterilerde hücre duvarının yapısı nokta nokta şeklindedir. Bu da bir önceki doğru yanlış sorusunda karşımıza çıkmıştı. Bakterilerde hücre duvarı var. Bakterilerin hücre duvarı ne yapılıydı? Peptido glikan yapılıydı gençler. Yani protein ve karbonhidratlardan oluşan bir hücre duvarı bulunduruyorlardı. Tüm omurgalı hayvanlarda al yuvar bulunur fakat memelilerin olgun al yuvarları tabii ki çekirdeksiz. Dir gençler bu memelilere özgü bir özelliktir. Özellikle memelileri diğer canlılardan ayıran özelliklere de dikkat edin. Mesela işte göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasında kaslı diyafram bulundurmak. E, olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması, vücudun kıllarla kaplı olması, yavrularını sütle besleme memelilere özgü özelliklerden birkaç tanesidir. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, vücut ısısına göre dıt dıt iken kuşlar ve memeliler dıt, dıt canlılardır diyor. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenlere baktığımız zaman bunlar değişken vücut ısılı canlılardır. Değişken vücut ısılı canlılara soğuk kanlı canlılar ismi de verilebiliyor gençler. Kuşlar ve memelilere baktığımız zaman ise bizim vücut sıcaklığımız sabit. 36,5-37 derece vücut sıcaklığına sahibiz. Bunun 1-2 derece artması veya 1-2 derece azalması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. O yüzden de hemen sabit vücut ısılı canlılardır veya eski tabirle sıcak kanlı canlılardır diyebiliriz. Memelilerin vücutları dıt dıt ile kaplı iken bak kıl ve tüyü birbirine karıştırmayın. Kıl dediğimiz şey bir tane deriden sabit bir uzantı çıkıyor tüy dediğimiz şey ise bir tane telek sisteminden binlerce uzantı çıkıyor. Memellerin vücudu kıllarla kaplıdır. Benim hiç tüyüm yok. Bunların her biri kıl. Bazı kıllarımız kalın gençler, bazı kıllarımız ise daha ince yapıya sahip oluyor diyeyim. Yani biz bazen işte suratımızdakilere, kolumuzdakilere tüy diyoruz ya bunlar tüy değil halk arası yanlış bir hitap şekli. Bunlar ince kıl, kaşımız, saçımız, kalın kıllar. Kuşların vücudunda tüyler bulunur. Vücudunda tüy bulundurmak kuşlara özgü bir özelliktir. Kuşlarda akciğerlere bağlı olarak nokta nokta bulunur. Kuşların akciğerlerinde ne bulunuyordu? Havada uçtukları için hava kesesi dediğimiz yapılar bulunuyordu gençler. Başkalaşım metamorfoz görülen iki tane hayvan sınıfımız var. Bunlardan bir tanesi hemen tabii ki iki yaşamlılar ya da amfibiyalar dediğimiz gruptu. İki ismini de sık sık kullanmaya çalışıyorum ki hocanız iki yaşamlılar yazarsa a bu neydi demeyin. Amfibiye yazarsa a bu neydi demeyin. Zaten buna iki yaşamlı denmesinin sebebi başkalaşım geçirmesi. Hayatının belli döneminde bambaşka özelliklere ergin dönemde ise bambaşka özelliklere sahip olmasından kaynaklanıyordu. Klasik örnek. Tırtıl kelebeğe dönmüyor mu? Tırtılın kelebeğe dönüşümü de başkalaşım değil mi? Kelebek tırtıl hangi grubun canlıları? Tabii ki eklem bacaklılar içerisinde yer alıyorlar. Hemen eklem bacaklılar diye onu da yazmış oldum. Bakteriler ve arkeler dıt, dıt hücreli. İkisini hemen yazabilirim. Bakteriler alemindeki... Arkeler alemindeki canlıların tamamı tek hücrelidir. dıttı dıt hücre yapısına sahip canlılardır. İki alemde tabii ki Prokaryot hücre yapısına sahiptir. Aslında fark ediyor musunuz? Prokaryot ökaryot, tek hücreli, çok hücreli, hücre duvarının yapısı, depo karbonhidratı. Bunlar sık sık karşımıza çıkıyor. Aslında daha önceki ünitelerde öğrendiğimiz bilgileri burada da tekrar tekrar kullanıyoruz diyeyim. Hemen bir tane de tik işareti koyacağımız kısma geldik. Bir bakteri hücresinde aşağıda verilenlerden kesinlikle bulunan özel özellikleri tik işareti koyunuz diyor. Şimdi kesinlikle bulunanları sorduğuna göre şöyle bir bakmaya başlıyorum. Hücre zarının olmadığı canlı mı var hocam? Tabii ki bakterilerde hücre zarı dediğimiz yapı mutlaka bulunmak zorunda. Sitoplazması olmayan canlı mı var hocam? Mutlaka bulunacak. Halkasal DNA dediğimiz zaman mutlaka bulunacak. Çift zincirli, iki ucu birbirine birleşik dedim. Plazmite baktığımız zaman küçük DNA parçalarıydı. Tüm bakterilerde plazmit olmaz. Ribozomun olmadığı canlı mı var? Tabii ki bakterilerde de var hocam. Bakterilerin depo karbonhidratı da glikojendi. Mezozom, oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre zarı kıvrımlarına verilen isim. Her bakteri oksijenli solunum yapmadığına göre her bakteride de mezozom olmaz. Klorofile bakacak olursak fotosentez yapan bakterilerin sitoplazmasında bulunuyor. Her bakteri fotosentez yapmıyor. Kamçı bakterilerin aktif hareket yapanlarında yer değiştirmeyi sağlıyor. Hocam her bakteri aktif hareket etmiyor ki. Endospor oluşturma dediğimiz zaman zor şartlar altında DNA'sını eşleyip koruyordu. Sonra şartlardan dolayı hücre zarar görse bile DNA korunmuş oluyordu. Her bakterinin de tabii ki endospor oluşturma özelliği yok. Hücre duvarı dediğimiz zaman bakterilerde çok büyük bir kısmında pep Tido, glikan yapılı hücre duvarı var. Ama yapılan çalışmalar gösterdi ki bazı hücre duvarına sahip olmayan bakteriler de var. Kapsül ise patojen, hastalık yapan bakterilerde bulunur. Gençler, her bakteri hastalık yapmıyor ki, her bakterinin kapsülü olmaz ki. Buradan da eşleştirme sorumuza geçiyorum. Aşağıda verilen organeller ile görevlerini eşleştiriniz diyor. Hemen bakıyorum. Şimdi fotos Sentez deyince aklıma kimin gelmesi lazım? Zaten kloroplastın gelmesi lazım. O zaman bir kime gitti? Haşa gitti. Nişasta depolama dediği zaman da madde depolama işlerini Nişasta ise bitkiler depolayabilir. Bitkilerin tabii ki lökoplast organelinde depolanmış olacak. Moleküllere son şeklini verme diyor. Salgılama paketleme Golgi aygıtının işiydi. Bunları dışarıya gönderecek Golgi aygıtıydı. O zaman moleküllerin son şeklini de tabii ki Golgi aygıtı verdi. Hücre içi sindirim deyince aklıma lizozom gelecekti. İyi ipliği sentezleme. Sentrozom organeli hücre bölünme sırasında iyi ipliğinin sentezlenmesinden sorumluydu. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren içerisinde enzimler bulunduran organeli ise peroksizom organeli ismini vermiştik. ATP sentezleme dediğimiz zaman hücresel solunum tepkimeleri sonucunda ATP sentezi gerçekleşir. Ökaryotlarda oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organelde mitokondriydi. 8'e baktığım hücre içi madde taşıma hücrenin içerisindeki kanalcık ve borucuk kısmın kimdi? Endoplazmik retikulumdu. O zaman bir maddenin bir yerden bir yere taşınmasında endoplazmik retikulumdu retikulum görev yapacak. Prokaryotlarda bulunmaz fazla suyu dışarı atma dediğimiz kontraktil koful. Sadece kimlerde bulunur? Tatlı sularda yaşayan tek hücrelerde bulunur. Onlarda amip, öglena ve paramesyumdu. Bunlarda fazla suyu dışarıya atan kontraktil koful yer alıyordu. O zaman yapıştırdım. Amino asitler arasında peptit bağı kuran ise protein sentezinin gerçekleştiği tabii ki ribozom organeliydi gençler. Birazdan yüzde yüz yazılı da sorular sorulur kısmını kaldıracağım. Mutlaka SS alın diyeyim. Organellerin görev eşleştirmeleri çıkar. Elimi de çekmiş olayım. Hemen devam ediyorum diğer bir sorumla. Yukarıda bilimsel adı verilen canlılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Pinus nigra, morus nigra, morus alba, salix alba demiş. Ya hocam bunlar nedir deme. Türkçesini bilmeme hiç gerek yok. Latincelerini görmem benim için yeterli. Kaç tane cins, kaç tane tür verilmiştir? Şimdi cinslere bakacak olursak. Baktım pinus birinci cinsim. Morus morus demiş. Morusları da şöyle yeşille almış olayım. İkisi de aynı cins olduğuna göre ikinci cinsim oldu. Salix dediği de daha önce görmemiştim. Üçüncü cinsim oldu. Yani şöyle bir baktığım zaman karşıma üç tane cins çıktı. Kaç tane tür vardır diyor. Pinus nigra 1, Morus nigra 2, Morus alba 3, Salix alba 4. Yani burada da 4 tane tür var. Cinsinin aynı olması aynı tür olduğu anlamına gelmez. 4 farklı isim olduğuna göre 4 farklı türdür diyeceğiz. Yakın akraba olan türler aslında aynı renkle yazdım. Yani birbiriyle aynı cinste bulunanlardır gençler. Yakın akraba olanlar tabii ki 2 ve 3 olacak. Bak burada da nigralar, burada da albalar aynı ama yardımcı adların aynı olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Devam ediyorum. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde artı işareti koyarak doldurunuz diyor. Şimdi ortak olanlar omurgalı ve omurgasızda olanlar diye bunları kendi içerisinde gruplandırmış gençler. Sırt kısmında sinir şeridi bulundurma. Sinir sinir şeridini sırt kısmında taşıyorsa tabii ki ne olmak zorunda? Omurgalı bir canlı olmak zorunda. Heterotrof beslenme besinlerini dışarıdan hazır olarak almak anlamına geliyor. Hayvanlar alemin deki tüm canlılar heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Akciğer solunumu yapma. Omurgasızların nerede akciğeri olacak? Omurgalıların bile tamamında akciğer yok. Mesela balıklar suda yaşayıp solungaç solunumu yapıyorlar. Görülse görülse bu özellik omurgalılarda görülür. Memelilerde, kuşlarda, sürüngenlerde ergin dönemde ee, Amfibya dediğimiz iki yaşamlılar da glikojen depolama ise hayvanlar alemindeki canlıların tamamı glikojen depolar dedik ortaktır. Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskelet bulundurma. Kemik ve kıkırdak oluşumu kimde görülür? Omurgalı canlılarda görülür, diğerlerinde yok. Embriyonik dönemde solungaç yarıkları ve kuyruk bulundurma dediğimiz zaman embriyonik dönemde bunları taşıyabilen omurgalı canlılardır. Ergin dönemde çoğumuzda kuyruk tabii ki kayboluyor. Gençler omurgasızlarda da şöyle düşüneceksin. Bazılarında solungaç solunumu devam ediyor ama ergin dönem diye söylediği için omurgalıları aldık. Aktif yer değiştirebilme dediğimiz zaman aktif yer değiştirebilen canlılarda tabii ki omurgalı canlılardır. Omurgasız canlılardan aktif yer değiştiremeyen kimler? Süngerlerde mesela aktif yer değiştirme yok. Sölenterlerin bir kısmında da aktif yer değiştirme söz konusu değil ama omurgalıların tamamında var bu durum. Açık dolaşıma sahip olma yani e, atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damarlar yok. Bunlar da omurgasızlara ait bir özelliktir. Çok hücreli ve ökaryot olmak ortaktır. Sınırlı büyüme ortaktır. Hayvanlar alemindeki canlıların tamamında büyüme sınırlı. Belli bir yaştan sonra boyumuz uzamıyor. Gençler. %20'lik sükroz yoğunluğuna sahip bir bitki hücresi içerisinde %50'lik sükroz bulunan bir ortama bırakılıyor. Buna göre bitki hücresi ve ortam arasındaki ifadelerden doğru olanlara artı, yanlış olanlara eksik koyunuz demiş. Şimdi başta sükroz hücre zarından geçiş yapamaz ama suyu tutamazsın. %20'lik sükroz çözeltisi ise hocam bunun %80'i sudur. %50'lik sükroz çözeltisi ise %50'si sudur hocam diyeceksin. Sükroz hareket edemez ama ben suyu tutamam. Su çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru gidecek. Hücrenin içerisinde 80 su, dışarıda 50 su olduğuna göre su ne yapacak? Dışarıya doğru çıkacak. Yani bu bitki hücresi ya şöyle düşüneceksin. Duvarda bir değişim olmaz. Şurası zarıydı. Bu çözeltiye konduğu zaman küçülecek. Kofulu, mofulu minnak kalacak. Ortam hipertoniktir diyor. Ortam daha yoğun 50 daha büyük bir rakam olduğu için tabii ki daha yoğun hipertoniktir. Bitki hücresi turgor basıncı artarken ozmotik basınç azalır demiş. Şimdi bitki hücresi su kaybetmiş. Ozmotik basınç ne demekti? Su alma isteğiydi. Bunun ozmotik basıncı eski haline dönmek isteyeceği için artacak. Turgor basıncı ise azalacak gençler. Demek ki bu bizim için yanlış. Bitki hücresi bir süre sonra plazmoliz olur olur diyor. E su kaybedip büzüşeceğine göre plazmoliz olur. Bir süre sonra hücre zarı ve hücre duvarı arasındaki mesafe azalır diyor. Tam tersine mesafe ne olmuş gençler? Artmış, azalmamış. Bitki hücresinde emme kuvveti artar. Ozmotik basınç arttığına göre emme kuvveti de tabii ki artmış olacak. Geldim bir tane test sorumuza. Zaten bitiriyoruz gençler. Aşağıdaki tabloda 1, 2, 3 ve 4 canlılarına ait bazı özellikler verilmiştir. Bu canlıların hangileri olduğunu bilmemizi istiyor. Bir kere prokaryot olmaya 1 ve 2 ol eksi koyduğuna göre bunların bakteri ve arke olma şansı yok. 3 ve 4'e baktığımız zaman da. 3 prokaryot bir canlı olmak zorunda. Yani bakteri olmak zorunda veya arke olmak zorunda. Buradan şunları kafadan bir eledim. Yani 3'ün prokaryot olduğunu, kalanların da ökaryot olduğunu söylemiş. Sporla üreme dediği zaman sporla üreyen canlıları da düşündüğümüz zaman gençler 2 numaralı canlı spor oluşturabiliyormuş. O zaman 2 numaralı canlı mantar da olur, bitki de olur. Bu bize bir şey ifade etmedi. Tek hücreli olma. 1 numaralı canlı tek hücreliymiş. Pro artist dahil olabilir. İki numaralı canlı çok hücreliymiş. O zaman bitki olma ihtimali de var. Mantar olma ihtimali de var. Çünkü mantarların da tek hücreleri ve çok hücreleri var. 3 numaralı canlı tek hücreliye artı vermiş. Zaten bakteriler olmak zorunda. Hayvanlar çok hücrelidir geçtik. Geldim bir numaralı canlının kendi besini kendi üreten bir canlıymış. Protist alemi içerisinde var. Sonra baktığımız zaman iki numaralı canlı da kendi besini kendi üretiyormuş. Mantarlar heterotroftur dedim. Eledim cevabımız D'ye düşmüş oldu. Yani diğer özelliklere bakmama bile gerek kalmadı. Hemen geliyorum diğer bir soruma. Aşağıdaki tabloda özellikleri harflendirilerek verilen canlılardan sadece biriyle eşleştiriniz diyor. Şimdi dış döllenme yapıyormuş, dış gelişme yapıyormuş, solungaç solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştiriyormuş. Dış döllenme, dış gelişmeyi kimler yapabilir? Balık yapabilir. Gençler aynı zamanda kurbağa yapabilir. Yani hamsi ve kurbağa arasında kaldım. Solungaç solunumu dediğimiz zamanda solungaç solunumunu Suda yaşayan hamsi yapacak gençler o zaman birim B'ye gitmesi lazım ter bezi, süt bezi, alveol, çekirdeksiz alveol kafadan memeli canlıdır. Kim memeli olarak verilmiş burada? Yarasa verilmiş. O zaman yarasaya yazdım. Akciğere bağlı hava keseleri ve tüy diyorsa bu kuş olmak zorunda. Yani leyleği hop yapıştırdım. Panizza kanalı keratinimsi pullar dediğim zaman da sürüngenler grubuna dahil bir canlıdır. Panizza kanalda timsah da vardı. O zaman E'yi buraya yapıştırdım. Metamorfoz geçirebilen de zaten kurbağacığımız buraya kalmış oldu. Hemen son soruma da geldim. Omurgalılı hayvanlar sınıfları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Balıklarda kurbağa larvalarında solungaç solunumu, kurbağa erginlerinde sürüngen kuş ve memelilerde akciğer solunumu vardır diyor. Doğru. Kuşlarda zarsı diyafram, memelilerde kaslı diyafram bulunur. Memelilere özgü bir özellik. Balıklar iki yaşamlar, sürüngenlerde diyafram tabii ki yoktu. Balıkların kalbi iki odacıklı, iki yaşamlılarda sürüngenlerde 3 adacık, sürüngenlerde yarım perde vardı. Kuşlar ve memeliler 4 adacık geçtim. Balıklar, iki yaşanlılar dış döllenme, dış gelişme yapıyor. Sürüngen ve kışlarda iç döllenme, dış gelişme var. Memelilerde de genel olarak iç döllenme, iç gelişme söz konusu. Sürüngen, kuş ve memeliler böbrekleriyle boşaltım yaparken diğerleri difüzyonla boşaltım yapmış. Hadi oradan. Omurgalıların tamamında böbrek bulunacak. Yani balıklarda da, kurbağalarda da böbrek bulunur gençler diyorum. Hemen buradan da ödüllü soruma geçiyorum. Yazılınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.